tam bağımsızlık üreten ülke olmakla, yerli ve milli üretimle gerçekleşir. Biz sanayiciler bu düsturla bıkmadan, yorulmadan üretmeye ve katma değer yaratmaya devam edeceğiz. Bizler üretmeliyiz. Vatandaşlarımız da ithal malı yerine yerli malını tercih etmelidir. Aynı sorumluluğu kamu adına satın alma görevi yapanlar da taşımalıdır. O halde Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında yeni bir sanayileşme hamlesi yaparken üretimde yerli payını ve katma değeri arttıracak politikaları uygulamamız gerektiği çok açıktır. Sürdürülebilir büyüme ve sanayileşmenin temel paradigması teknoloji ve inovasyona dayalı yeşil ekonomi ve yeşil dijital dönüşümdür. Günümüzde dış piyasalarda yoğun rekabet yaşanmaktadır. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken göz önünde bulundurmamız gereken diğer bir husus, deprem başta olmak üzere doğal afetlere karşı dirençli ve her açıdan hazırlıklı bir yeniden yapılanmadır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kahramanmaraş ve Hatay depremleri raporunu yayınladı. Bu raporda Türkiye ekonomisine afet maliyetinin yaklaşık 104 milyar dolar düzeyinde olduğu belirtilmiştir. Aynı zamanda bu maddi hasar uzun dönemli refah kaybını da ortaya çıkarmıştır. Marmara Denizi'ne kıyısı olan illerimizde gerçekleşmesi beklenen deprem ülkemizde büyük endişe uyandırmaktadır. Marmara hem nüfusun hem de ekonomik faaliyetin en yoğun olduğu bölgemizdir. Beklenen deprem İstanbul ile birlikte toplam 7 ilimizde yaklaşık 7,5 milyon hanedeki 24 milyondan fazla insanı doğrudan etkileyecektir. Söz konusu 7 ilimizin gayri safi yurt içi hasılaya toplam katkısı %43'ün üzerindedir. Üretim ve ihracat açısından çok önemli olan tedarik zinciri ile bankacılık sektörünün merkezi bu bölgede bulunmaktadır. Bütün bunlar beka sorunu olarak nitelendirilebilecek ölçüde büyük ve telafisi zor ekonomik ve sosyal kayıplara yol açacağını göstermektedir. Enflasyonun yarattığı belirsizlik, yatırım ve dayanıklı mal satın alma konusunda çekingen davranılmasına neden oluyor. Enflasyon seviyesindeki artış, üreticinin fiyat yapabilme kabiliyetini ciddi anlamda azaltmaya devam ediyor. Üretim maliyetleri artarken işletme sermayesi ihtiyacı da her geçen gün artmaya devam ediyor. Lakin bunun karşısında firmaların finansmana ulaşabilme zorlukları da artıyor. Merkez Bankamızın faiz indirimine gitmesi, reel sektörün likiditeye ulaşması açısından çok önemli bir adımdır. Buna rağmen özel bankaların piyasayı fonlamada çekimser kalması karşımızda çok önemli bir sorun olarak durmaktadır. Yurt içi kredilere erişimde yaşanan zorluğun yanında sanayicilerimiz yurt dışı teminat mektuplarını temin etmekte de bazı sıkıntılar yaşıyor. Beklentimiz kamu bankalarımızın yanında özel bankaların da piyasayı uygun bir faiz oranı ile fonlamasıdır.